Malatya editör olarak bugün sokaklarda vatandaşlarlayız. Vatandaşlara 65 yaş üstü vatandaşların otobüsleri ücretsiz binmeleri hakkında sorular yönelttik. Sizce ücretsiz bilet kalkmalı mı otobüslerde? Kalkmamalı da yani şöyle yapalım, kalkmalı aslında. 1 liraya mesela ya, emekliler için, yaşlılar için yani, veyahut da 65'lik olanlardan komple yani aylık 800 lira falan alıyorlar. Onlar için komple kalkmalı ama diğer emeklerden en az 1 lira veya 1,5 lira almaları lazım. Yani diğer vatandaşın ne günahı var 4,5 lira veriyor. Bazı gençler yaşlıların otobüsü bu yüzden meşgul ettiğini ve yeri bulamadıklarını ifade ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani o da var. Ben mesela bir gün kendi mahallemden Çöpçük'ten bindim. Sadece benim biletim okundu. 7 kişi bindi arka arkaya. 7'si ücretsiz yazdı. Bilmiyorum belediye nasıl karşılıyor. Adam 2 lira sonra indi, fırında ekmek aldı, tekrar karşıya geçti, diğer eve gide. Yani 15 dakikalık yol, belki yürüse 15 dakika bile sürmez. Yani böyle istismar edenler de var, gerçekten mağdur olan da var. Ama bunu devlet bilir yani, ayırır. Mesela ben söyleyeyim, hiçbir geliri olmayandan tamam almasınlar. Ama normal emekli 1 lira, 1,5 lira versin. O biri 4,5 veriyor. Bazı vatandaşlarımız, 65 yaş üstü vatandaşların otobüsleri ücretli binmesi gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir şey olmadı da maaşları geri, gedikler önde yemekler arkasında ne yapsınlar? Otobüse bedava binsinler. Siz bu durumu savunuyor musunuz? Ücretli binmeliler mi yoksa ücretsiz şekilde devam yani etmeliler mi? Var adamların yani zaten her gün çarşıya çıktıkları yok, ayda ile bir maaş almaya çıkıyorlar. O da bedava olsun. Kimseye evet. Fakir etmez, zengin de etmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz biniyor. Genç vatandaşlarımız da bunların otobüsleri gereksiz meşgul ettiği ve ücretli binmeleri gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi abi adamların hakkı yani, emekli olmuşlar. Bırak da biraz şeylere beleş binsinler yani. Ben olsam onlara hani elektriği suyu da beleş veririm. Sonuçta biz de çalışacağız, edeceğiz, emekli olacağız. Tabii ölmezsek kalırsak. O yüzden yani... Ama yaşlılar da çok gezi yani ha dayı. Valla otobüslerde çok var yani ha. Ben bir bineyim, bir bakayım 30 tane yaşlı var. Evlerinde dursalar, işlerine gidip gelseler, adamlar boşta demek. Habire gidem gezem, gidem, gelem. Abi gençler de hiçbir şey beğenmiyor ki. Neden? Vallahi yarın kendileri şey olacak, yaşlanacak. Aynı saygısızlığı kendilerine başkası yapsa hoşlarına gider mi? Sizce bu bir saygısızlık mı? Abi ailede yetiştirme sorunu ya bence. Saygısızlık değil de ailesinin verdiği terbiye önemli bence. Çünkü annesine babasına saygısı olmayan adamın dışarıda da bir insana, yaşlıya, bir bayana saygısı olmaz bence. Yani bu yetiştirmeyle alakalı bir şey ya da bazı ortamların kendilerini bozmasıyla alakalı bir şey. Değişik şeyler abi, bilmiyorum yani vallahi. Ya ama mantıklı olan şey de hani yaşlar gelsin abi, adamlar sonuçta emekli olmuş. Bazı haklar, bayağı bir hak verilmesi lazım bence yaşlara. Ne gibi? Sadece otobüs değil yani, her şeyde yararlanmaları gerekli bence. Yani mesela bir yaşlı emekliye verdikleri maaş bazıları 2500-1700, şu an kaçta 2300 lira, 2400 lira verirler. Yani 2400 lira da bir emekliye yetmez bence abi. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var, bilmem neyi var. Adam zaten çalışamıyor. Bir de bu adamın hasta olduğunu düşün. İlaçlarının ne bileyim çok şey var yani abi. Şimdi 65 yaş üstündeki adamların hepsine mesela ilacı beleş vermişler. Mesela 50-55 yaşında adamlar, mahallenin emekli olan adamlar da var. İşte sigortası dolup daha önce de emekli olan adamlar da var. Ya adamlar çalışmak zorunda galiba. Yine emekli verdikleri maaş bir şey değil. Mesela adamın bir emekli alıyor 10 milyar. Güzel bir yerden emekli olmuş. Diğer alıyor 2 milyar. Ya bu iki adam da bizim sonuçta vatandaşımız. En azından hani 2 milyar alan adama bir 3-4 milyar para verseler, biraz daha artırsalar. Bence en mantıklısı o. Çünkü yarın öbür gün de biz de emekli olacağız. Bir de yani emeklilik yaşı olmuş 65 abi. Şimdi hangi genç emekliliği düşünüyor? Bir dön bak, hiçbiri düşünmüyor. Neden? Sen düşünür müsün? Siz neden düşünmüyorsun? Ben de düşünmüyorum abi. Ben neyi düşünüyorum? Ben daha önümü göremiyorum. Şurada ben başıma ne gelecek onu bilmiyorum. Şimdi ben kendime gidem, sigortalı bir işe gir, çalış. Bilmem ne, yazsın sigorta. İyi ben 30 yıl kendime nerede sigorta gösteremedim. Ama ben güzeli bence... Anı yaşamak. Anı yaşamak, bir de yani emekliliğin 40-45 olması lazım abi ya. Hani bir sigortan olacak ama insanlar da ona göre çalışacak. Yani insan zaten hayatı boyunca 65 yaşında adam emekli olsa ömründe ne galiba abi? Şu anki ölümler hep 70 yaşında, 66 yaşında, 80 yaşında ölen adam zor yani. Ha. Eski topraklar vardır yani. Şu an yediğimiz, içtiğimiz malzemelerin, gıdaların, bilmem nelerin, verdiği ilaçların hepsi
kimyasal, işte bilmem ne içeriği, bilmem ne içeriği insan sağlığını bozuyor. O yüzden abi ne bileyim 40-45 yaşında emekli olacaksın. 35 yaş üstü bazı vatandaşlarımız otobüsleri ücretsiz biniyorlar. Genç vatandaşlarımız da vatandaşların ücretli binmeleri gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi ücretsiz olunca çarşılar 65 yaş üstü insanlara doluyor. Parklarda hep 65 yaş üstü insanlar oluyor. Yani belki ücretli yaparlarsa çarşıya falan çıkmaya da bırakırlar. Belki bedavaya kullanmayı bırakınca belki bir öngörü falan olur onlar için. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben şöyle düşünüyorum. 65 yaş üstü yaşlılara yardım edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşlılar sonuçta yani onlar bizim büyüklerimiz. Her zaman onlara katkıda ücretsiz olarak otobüslere ve metrolara binmeleri gerekiyor. Ben o konuda öyle düşünüyorum yani. Anladım. Yani yaşlılar için belki olabilir ama şeyler için yani ücretsiz diye bir şey yok. Yani şey yapması lazım. Para kazanması lazım belediyenin. Para kazanmadan olmaz. Sizin bilet ücretli mi? Ücretsiz. 65 yaş üstü ücretsiz oluyor. Ama şu anda doldurmadığım için biletle. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi bence şu ortamda kaldırsalar çok iyi olur. Niye biliyor musun? Boş beleş geliyorlar. Vatandaşı otobüsleri meşgul ediyorlar. Çok mu doluyor otobüsler? Ya bence çok. Ben İki ücretli mi? Ben demek şeyim ama ben kullanmıyorum. Kullananlara ne söylemek istersiniz peki buradan? Vallahi belediye bunu kaldırmasını ben isterim. Destekliyorsunuz. Hı? Destekliyorsunuz. Tabii desteklerim ya. Üstü vatandaşların otobüsleri ücretli binmesi gerektiğini söylüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Olacak tabii. Yaşlılar binsin ya. Ücretsiz binsinler. Tabii. Sizin yaşınız kaç? Benim 60 falan. Siz ücretli biniyorsunuz. Bazı vatandaşlar otobüsleri bunların gereksizce meşgul ettiğini söylüyorlar. Meşgul etme şöyle. Genelde üniversite tarafına duyuyorum. Yaşlılar gidiyor. Bunlar edepsizliktir. Yaşlılar için olsun. O öğrenci kardeşlerimiz ayakta gidiyor. Derse giremiyor. Bunlar oluyor yani evet. Bir durakta olsalar uzaklıkta. Bir durakta olsa bedava biniyorlar. Evinde gelir. Burada gezer. İşini görür evine gider. Onu yani bedava değil sürekli gezilmez yani. Ve ücretsiz biletler var. Bazı vatandaşlar bunların kalkması gerektiğini söylüyor. Ücretli hale çevirmesi gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiç bilemem. Sizin otobüs biletiniz ücretli mi? Yok. Ücretsiz biniyorsunuz. Ücretli biniyorum. Ücretli biniyorsunuz. Evet. Bazı vatandaşlarımız ücretsiz biniyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar. Sizce kalkmalı mı? Hiç o konu hakkında yorum yapmayacağım. Otobüslerde ücretsiz biletlerin kalkması gerekli mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi. Özellikle yaşlılar açısından. Vallahi abi otobüs saatlerinde gel mesela öğrenci saatlerinde çok güzel olur ama başka da bence bir sakıncası yok ya benim için. Neden öğrenci saatlerine denk gelmesin? Kalabalık oluyor ya abi. Kalabalık. Yaşlılar meşgul mü ediyor? Aynen yani yer bulamıyorsun oturmak için. Otobüsler kalabalık oluyor. Covid zaten biliyorsun abi. O yüzden bence sıkıntılı. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi. Otobüs biletlerinin ücretsiz olmasını bazı vatandaşlar ücretli olması gerektiğini söylüyor. Vallahi söyleyeyim ben size. Ben böyle öğrencilerin genelde okulda giriş çıkış saatlerinde bindikleri için biraz sıkışık oluyor, kalabalık oluyor. Başka da bilmiyorum çok sıkıntı yok yani. Anladım sağ olun. Ücretli bilet olarak yansıtılması gündemde yani ücretsiz biletlerin iptal edilmesi gündemde. Siz destekliyor musunuz bu konuyu? Vallahi ben desteklemiyorum. Normalde bu 65'leri evden çıkarmamak lazım. Neden? Başımıza bela oluyorlar. Ne anlamda? Yer vermekte. Meşgul mü ediyorlar tabii otobüsleri? Meşgul ediyor. Bir durakta iniyor, bir durakta biniyor ya. Bunlar hepsini ücretli yapsınlar, gitsinler. Ücretli yaparlarsa binmezler mi otobüsleri? Binmezler ya. Vallahi binmezler bunlar. Eminsiniz? Eminim. Çok çektiniz galiba yaşlılardan. Aynen öyle. Aynen öyle. Anladım, sağ olun, teşekkürler. Vallahi ben 65 yaş üstü olduğuma göre normal. Ücretsiz mi biniyorsun? Ücretsiz biniyorum. Hayır. Ücretsiz. Ben bilmiyorum da daha doğrusu. Bazı yaşlı vatandaşlarımız da hakkı ya. Bir durak da olsa otobüse biniyorlar. Rahat etsinler yani 65 yaşamış bundan sonra. Gençler biraz daha otobüslerin boş kalması gerektiğini söylüyor. Gençler biraz sabırsız davranıyor. Bana öyle geliyor yani. Devam etmesini diliyorsunuz bu durumun. Aynı şey sizin başınıza geldiği zaman ne yaparsınız? Siz de o şekilde bu hayat pahalılığında
65 yaş üstü gençlerin gerçekten bilmesi normal yani. Otobüsü meşgul ettikleri söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Meşgul edecek yani. O zaman belediye buna şey bulacak, çare bulacak. Diğer belediyenin çare bulması gerekiyor. Birisi iki otobüs koyacak. Yani bunun şeyi yok. Anladım. Çünkü yani gençler biraz bence sabırsız yani. Bencil davranıyorlar. O 65 yaşına gelene kadar çok emek verdi onlara da, değil mi? Bu emeğinin karşılığını biraz alması lazım memlekette. Peki, çok teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Yaş üstü vatandaşların otobüsleri ücretli binmesi gerektiğini söylüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Olacak tabii. Yaşlılar binsin ya. Ücretsiz binsinler. Tabii tabii. Sizin yaşınız kaç? Benim 60 falan. Siz ücretli biniyorsunuz. Bazı vatandaşlar otobüsleri bunların ya, gereksizce meşgul ettiğini söylüyorlar. Meşgul etme şöyle, genelde üniversite tarafına duyuyorum, yaşlılar gidiyor. Bunlar edepsizliktir, yaşlılar için olsun. O öğrenci kardeşlerimiz ayakta gidiyor, derse giremiyor. Bunlar oluyor yani, evet. Bir durakta olsalar uzaklıkta, bir durakta olsa bedava biniyorlar. Evinde gelir, burada gezer, işini görür, evine gider. Onu yani bedava değil, sürekli gezilmez yani. Bunlara anladım. Karşıyım, evet. Anladım, sağ olun, teşekkürler. Malatya editörü olarak bugün sokaklarda vatandaşlarlaydık. Vatandaşlara 65 yaş üstü vatandaşların otobüsleri ücretsiz binmelerini sorduk. Bizlere destek olmak için bildirimleri açıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.